Sayın Öner, şimdi bizim belediye olan davamız Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde halen devam etmekte. Ancak 2. İdare Mahkemesi 6 Ağustos tarihinde nöbetçi idare olarak bir karar veriyor. Karar bizim yürütmeyi istememizin reddine dair. Biz 1 Temmuz 2019 tarihinde 2. Bölge İdare Mahkemesi'ne belediye başkanının yetkisi olmadığı halde yönetmelik maddelerine aykırı davranarak bizim yaptığımız seçimli toplantının ardından bir yeni toplantı yaparak yeni bir paralel kent konseyi oluşturmuştu. Biz bu yapılan işlemler hakkında 2. İdare Mahkemesi'ne yürürlüğün durdurulması ve işlemin iptali hususunda dava açmıştık. Ancak nöbetçi idare mahkemesi, 2. nöbetçi idare 6 Ağustos 2019 tarihinde verdiği kararla bizim yürürlüğü durdurma istemimizin yeterli sebeplere dayandırmadığımız görüşüyle reddini öngörmüş. Oysa biz belediyenin yaptığı icraatların Mudanya Kent Konseyi'nin işlevini durdurduğunu, örneğin suyumuzun kesildiğini, telefonlarımızın kapatıldığını, tamam, ifadeyle ilgili yönetmelik maddelerine aykırı davranan ve ileride doğabilecek zararların telafisi mümkün olamayacağı düşüncesiyle yürürlüğün durdurmasını talep etmiştik. Ama 6 Ağustos 2010 tarihli kararda yürürlüğü durdurmanın ve bunun da üst mahkemeye 7 gün içinde itiraz hakkımız bulunduğuna dair tebliğ bize geldi. Biz de son bugündü, bugün sondu itirazımız, dosyamızı hazırladık. Bursa 2. İdare Bölge Mahkemesi'ne, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulmak üzere teslim ettik. Burada şu açıklamayı yapmak istiyorum. Kent Konseyi Yönetmeliği ile ilgili ben çeşitli defalar basına açıklamalarda bulundum. Bildiri yayınlandı. Dedik ki Mudanya Kent Konseyi yönetmelik kurallarına aykırı olarak işlem yapmakta, görevini sürdürmektedir. Belediye bizimle bu konuda ters düşmüştür. Ters düşmesinin sebebini kendilerine sormak gerekir. Ne yapmıştır? Bizim personelimizi çekmiştir. Bizim bütçemize, bizim adımıza bütçeye ödenek koymamıştır. Hatta mevcut binamızın tahliyesi için bize tebligat yapmıştı. Biz 2016-17 yıllarında bu 3 davayla uğraştık ve 2018'in son aylarında, Kasım aylarında, Aralık aylarında davalar sonuçlanmıştı. Ve bu davaları kazanmıştık. Temizden de bizim lehimize dönmüştü. Buna rağmen belediye başkanı 1 Mart 2016'dan itibaren günümüze kadar bize yönetmeliğin öngördüğü şekilde personel desteği vermediği gibi bütçeye de ödenek koymamıştı. Biz kendi imkanlarımızla ve kendi konseyine gönül vermiş değerli arkadaşlarımızla konseyi ayakta tuttuk. Çeşitli etkinliklerimiz oldu. Örneğin ne yaptık? Montanya'daki salon da tahsis edilmemiştir. Montanya'da efendim teşekkür ediyorum buradan Montanya sahibi Sayın Akın Eskin'e. Çeşitli paneller düzenledik. Kadınlarımızla ilgili toplantılar orada yaptık. Efendim ulaşımla ilgili panellerimiz oldu. Bu arada Mudanya'nın sorunlarını dile getirebilecek toplantılarımız söz konusu oldu. Kadınlarımızın birçok etkinlikleri oldu. Kendi konsey binamızda çeşitli çalışma gruplarıyla bunları hayata geçirmeye çalıştık. Bunlar belediyenin bize desteği olmaksızın gerçekleştirmiş etkinliklerdi. Tabii bunları saymakla vaktinizi almak istemiyorum ama şu gerçeği görmek gerekir. Sayın Belediye Başkanı benim şahsımda Mudanya Kent Konseyi'ne karşı müthiş bir baskı uygulamakta. Bizi yıldırma, bizi ürkütmeye, bizi Kent Konseyi terk edebilecek şekilde çeşitli etkinlik uygulamaları yapmaktadır. Şimdi bu durumu biz dava etmişiz. 3 davayı kazanmışız. Bugün de
aynı durumla karşı karşıyayız. Bakın yönetmeliğin hakim olan bir maddesi var. Diyor ki kent konseyi kurulmamış belediyelerde, aynen bu madde, geçici madde, kent konseyi kurulmamış belediyelerde belediye başkanı ilk toplantısını yaparak kent konseyinin kurulmasını sağlar. Yine yönetmenin 5. maddesi kent konseyinin oluşumla ilgilidir. Oluşumuyla dikkat ediniz. Bir şey iki defa oluşmaz. Bir defa oluşur. Burada da kent konseyi bu geçici maddeye dayanarak belediye başkanı tarafından ilk defa ifadesi konulur. İlk defa der. Orada her yerel seçim sonrası ya da her mahalli seçim sonrası kent konseyi, belediye başkanı, başkanı toplanan ifadesi yok. Her ifadesi yok. Bir kez, bir defa. Bu bir defa ve ilk defa ifadesidir. İlk defadır. Bunu biz 2009'da Sayın Aktürk'ün zamanında da biz çağrı yaptık. Belgelerimiz var elimizde. Efendim 2014'te de çağrıyı yine biz yaptık. Seçimlerden sonra belgeleri var elimizde. Savunmamızda da efendim itiraz ettiğimiz dosyamızda bu belgeler var. Şimdi bu konuda bir açıklama getirmek istiyorum. Bizim 1 Temmuz 2019'da açtığımız davada 4 Temmuz 2019 tarihli, ben size fakslıyorum o kararı, orada görürsünüz. Ara karar veren mahkeme davalıdan bu işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri talep ediyor. Burada belediye yalnızca son seçimle ilgili yaptığımız karşılıklı yazışmaları gönderiyor. Bunları belge olarak ifade ediyor. Zaten biz bu son yapılan çalışmalara karşıyız. Ama mahkeme 2. maddesinde diyor ki mahalli seçimler, bir önceki mahalli seçimlerden sonra efendim konseyin kararını kim almıştır, toplantılarını kim yapmıştır, bunun bilgi ve belgelerini gönderin diyor. Efendim kent konseyinin görevleriyle ilgili, başkanın efendim süreleriyle ilgili bilgiler isteniyor. Bunların hiçbirisi itiraz dosyalarında yer almıyor. Buna rağmen nöbetçi idare bizim yürürlüğümüzü yeterli görmediği için reddetmiş oluyor. Ama biz bu savunma dilekçemizde bu gereken her türlü belge, bilgiyi koyduk ve umutluyuz ki Yüksek Mahkeme yürürlüğü durduracak, lehimize karar verecektir. Çünkü bakınız, bir kurumda, bir kuruluşta su yoksa, telefon yoksa, üyenize iletişim kuramıyorsanız, efendim orada yapılan çalışmaların sosyal ihtiyaçlarını gideremiyorsanız nedir bu? Bir yerde oranın atıl bir durumda kalmasının sebeptir. Bu nedenle yürürlüğün mutlaka durdurulması gerekir. Tabii ki normal yürürlüğün durdurulsan sonra da işlemi miktarıyla ilgili gerekli karar ayrıca mahkeme tarafından vereceği neyde inanıyoruz. Peki İstanbul Bölge Mahkemesi ile ilgili sürecin ne kadar süreceğini tahmin ediyorsunuz? Tabii bu mahkemenin yoğunluğuna bağlı. Biz bu konuda 1,5-2 ay ihtimalini koyuyorum ben geçmişe dayanarak. Olabilir yani. Bu 50 günü bulabilir diye düşünüyorum. Bu 1,5-2 aylık süre içerisinde şu anki Mudanya Kent Konseyi demirbaşları, şunların bunların teslimatı konusunda herhangi bir gelişme olur mu sizce? Neler yapılabilir yani? Şimdi Öner Bey, bir de onu söyleyeyim. Belediye bize bu konuda bir yazı yazdı. Dedi ki yeni oluşturduğum kent konseyine konseyin mal varlığını ve binayı teslim ediniz. Biz de o yazıya şöyle bir cevap verdik. Dedik ki sizin yaptığınız iş hukuksuzdur. Yok, mevcut oluşan konsey yok hükmündedir. Yargı kararı olmaksızın böyle bir teslim söz konusu değildir dedik. Bilgimizi verdik. Bu konuda hukuk mahkemesine başvurmuş belediye. Hukuk mahkemesi bilirkişi marifetiyle bize geldiler. Demirbaş saymı yaptılar. Tutanaklarını tanzim ettiler. Var olan demirbaşların orada olup olmadığını tespit etmiş oldular. Bu yetmezmiş gibi Sayın Belediye Başkanlığı benim hakkımda kişisel suç duyurusunda bulunuyor. Konu güveni kötüye kullanma. Nedir güveni kötüye kullanma? Benim konsey demirbaşlarını, onun öngördüğü, onun oluşturduğu kent konseyine teslim etmediğim
Bu konuda biz gereken savunmamızı savcılığa verdik. Ancak savcılık bu konuda yeterli kanaat sahip olmadığı için de Asliye Ceza Mahkemesi'ne yargılanmam üzere karar verilmiştir. Bir de böyle bir davamız var. Bu da kamuoyunda bilinmesi isterim yani. Böyle bir çıkmazla karşı karşıyayız. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceksiniz. İzleyeceğiz, göreceğiz. Peki, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İlgi gösterdiğiniz için. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.